Merhaba hızlandırılmış dünya tarihi dersine hoş geldiniz. Bugün bahsedeceğimiz yer Irak. Hayır, bir de akıllı küre olacaksın. Mezopotamya'dan bahsedeceğiz. Mezopotamya'yı seviyorum çünkü en sevdiğim iki şey orada ortaya çıktı. Yazı ve vergiler. Vergileri neden mi seviyorum? Çünkü vergilerden önce kesin olan tek şey ölümdü. Hocam, hocam Mark Twain'e atıfta bulunduğunuzun farkında mısınız? Geçmişteki ben Mark Twain'e atıfta falan bulunmuyorum. Benjamin Franklin'e atıfta bulunuyorum. O da muhtemelen Christopher Balak adında bir oyun yazarına atıfta bulunuyordu. Bak, belki akıllı olabilirsin evlat. Ama ben senden daha uzun süredir akıllıyım. Bu arada bugünkü görselde kana kan göze göz dersek tüm dünyanın tek gözlü kalacağı gösteriliyor. <laughs> 5000 yıl kadar önce Mezo yani Fırat ve Dicle arasındaki bölgede Potamya yani nehirler arasında şehirler ortaya çıkmaya başladı. Tıpkı eski dostumuz Indus Nehir Vadisi'nde olduğu gibi. Bu eski Mezopotamya şehirleri toplumcu bir yapıya sahipti. Çiftçiler mahsullerini kamuya ait depolara götürüyordu. Metal işçisi, inşaat işçileri veya erkek modeller de tahıl olarak aynı maaşı alıyorlardı. Yani hocam hocam gerçekten erkek modeller var mıydı? Seksi bir şamdan pozu verebilir misiniz? Of genç halim of senden ne kadar Nefret ediyorum. <laughs> ah, sizin için düştüğüm rezil duruma da bir bakın ama bu kadar poz verebilirim elimden bu geliyor. Neyse eğer şehirde yaşıyor olsaydınız çoban dışında meslekler de seçebilirdiniz ve proto sosyalizm sayesinde yiyecek yemek bulacağınızdan emin olabilirdiniz. Ya bir dakika buraya başka bir küre daha alabilir miyim? Sanki yeterince kürem yokmuş gibi hissediyorum. Heh daha iyi oldu biliyorsunuz. Bir tarihçinin ne kadar çok küresi varsa o kadar kalitelidir. O dönemde sürünüzden vazgeçebilecek olsaydınız bile birçok insan bunu yapmak istemedi. Mezopotamya'nın miraslarından biri de kırsal alanla şehir arasındaki bitmek bilmeyen çatışmaydı. Bu temanın en büyük büyük sanat yapıtlarında incelendiğini görürsünüz. Mesela Gılgamış destanındaki Enkidu ile Gılgamış arasındaki müsabaka. Gılgamış edebiyatın bilinen en eski eserlerinden biridir. Size ne olduğunu anlatıp okuma zevkinizi bozmak istemiyorum. Fakat şunu söyleyebilirim. Kırsal alanla şehir arasında geçen müsabakada şehir kazanıyor. Peki bu şehir devletleri nasıldı? Bu tip şehir devletlerinden birine Gılgamış'ın memleketi Uruk'a düşünce balonunda bir bakalım. Uruk etrafı duvarlarla çevrili muhteşem bir kanal sistemi ve Zigurat adlı tapınakları olan bir şehirdi. Bu tapınaktaki din adamları ilk başta tüm güce sahipti. Çünkü tanrılarla doğrudan iletişime geçiyorlardı. Bu da çok önemli bir yetenekti çünkü Mezopotamya tanrıları duyguları sürekli değişen ve insana kötü davranan cinstendi. Gılgamış'a göre tanrılar uyumaya çalışırken çok fazla gürültü yaptığımız için bir keresinde bize kızmışlardı ve tüm insanlığı sele boğarak yok etmeye karar verdiler. Dicle ve Fırat nehirleri iyi hoştular ama Mezopotamya tarihi belli seller ve iyi sulama açısından Indus Vadisi gibi değildi. Dicle'yi ve Fırat'ı sulamaya uygun hale getirmek için çok köle gücüne ihtiyaç duyuluyordu. Bu nehirleri yönlendirmek çok zordu ve beklemediğiniz bir anda çok sert bir şekilde sele kapılabiliyordunuz. Sert, tahmin edilemez ve yönlendirilmesi zor. Ah Fırat ve Dicle, bana üniversitedeki kız arkadaşımı hatırlattınız. Yani bu bölgenin tahrip edici sel ve korkunç kuraklık arasında gidip gelmelerine bakarsak, tanrıların kaprisli olduğunu söylemek hiç yanlış olmaz. Ve bu tanrıları yatıştıran, ritüelleri yapan din adamları gerçekten de çok faydalı insanlardı. İlk tapınaklardan bin yıl kadar sonra Uruk gibi şehirlerde buna rakip binaları görmeye başlıyoruz. Adı da şöyle oluyor, saray. Toplumsal düzenin sorumluluğu ve başarısı tanrılardan insanlara geçiyordu. Bu güç değişimi tarih boyunca bir taraftan öbürüne geçecekti ve muhtemelen sonsuza kadar da böyle olacak. Yine başka bir gelişmede ordu lideri veya çok zengin toprak sahibi olarak işe başlayan kralların yarı dini bir rol üstlendiğini göreceğiz. Nasıl mı? Kutsal evlilikler yaparak tabii. Özellikle de şehrin tapınağının din kadınlarıyla aşnafişine yaparak. Yani din adamlarının yerine krallar geçti. Ama bunlar da daha sonra kendilerini din adamı olarak ilan etti. Teşekkürler düşünce balonu. Peki bu kralların kadın papazlarla aşnafişlesin nereden biliyoruz? Çünkü video çekip internete koyuyorlar. Hayır, hayır. Yazılı kayıtlar var. Mezopotamya bize yazıyı kazandırdı. Özellikle de çivi yazısını. Bu yazı sevgililere kur yapmak için değil, ticari işlemleri kaydetmek için icat edildi. Mesela kaç keçi karşılığında kaç buğday torbası verildiği gibi. Şaka yapmıyorum. Çoğu çivi yazısında buğday ve keçi var. Yazının önemini küçümseyemeyiz. Burada 3 noktaya değinelim. Bir, Okuma ve yazma herkesin yapabileceği bir şey değildi. Yani bir sınıf ayrımı yaratmıştı. Hatta bu ayrım bugün bile devam ediyor. Oluşturulan toplumsal düzenler eşitlikçiydi ama Mezopotamyalıların köleleri vardı ve polo'ya benzer bir spor yapıyorlardı. Ama at sürmek yerine başka insanların üzerine biniyorlardı. Sınıflar arası uçurumu açmada yazının önemli bir rolü vardı yani. 2 İşin içine yazı girdiğinde tahmin veya arkeoloji yerine gerçek anlamda tarihi kaydedebiliyorsunuz. 3. Yazı olmasaydı ben de işsiz olurdum. O yüzden buradan Mezopotamya'lılara teşekkür ediyorum. Sağ ol Mezopotamya. Koltuğuma yaslanırken bir yandan çalışmamı sağladığın için sağ ol. Peki bu yazı neden Mezopotamya'da ortaya çıktı? Bereketli Hilal ne kadar bereketli de olsa yazı hariç hiçbir şey yoktu diyebiliriz araç yapmak için metal, heykel için taş veya yakmak için odun alabilmek için Mezopotamya'nın ticaret yapması gerekiyordu. Bu ticaret sayesinde Mezopotamya dünyanın ilk bölgesel krallığını kurdu. Bu krallık çok önemli hale gelecek ve akraba evleriyle meşhur Habsburglarla sona erecekti. Mezopotamya'da şehir devleti dönemi M.Ö. 2000 civarında muhtemelen kuraklık ve nehirler arasındaki akışın değişikliği yüzünden çoban göçebelerin çevresel olarak kötü durumlarda olan şehirleri fethetmesiyle sona erdi. Daha sonra göçebeler kendi şehirlerini kurdu. Zaten göç Dediğin hep bunu yapar. Tabi eğer Moğollar değilseniz. Bu yeni Mezopotamya şehir devletleri, tapınakları, yazı sistemleri, kendilerini öven hikayeleri bakımından öncekilere benziyordu. Fakat bazı önemli noktalarda farklılık gösteriyorlardı. Bir, eski protososyalizmin yerini özel girişimciliğe çok benzeyen bir sistem almıştı. İnsanlar devlete vergi verdiği sürece istediği kadar üretim yapabiliyordu. Vergilerden çok bahsediyoruz sanki ama istikrarlı bir toplumsal düzen oluşturmada vergiler çok önemli rol oynuyor. Siyasi olarak da farklılık vardı çünkü kabile başı olanlar iktidarlarını şehirlerin ötesine taşımaya çalışan krallara dönüştü. Aynı zamanda iktidarlarını oğullarına devretmeye çalıştılar. Bu eski kralların en meşhuru Hamurabi idi. Ya da benim lisede söylediğim gibi Hamurabi. Hamurabi Babil krallığını M.Ö. önce 1792'den 1750'ye kadar yönetti. Hamurabi ayrıca meşhur Hamurabi kanunlarını yürürlüğe koydu. Buna göre öküz vergisinden birinin gözünü çıkarmanın gözünün çıkarılması cezasına kadar her şey orada vardı. Hamur kanunları akıl almaz biçimde sertti. Mesela bir inşaat işçisi adi bir bina yaparsa ve bina sahibinin oğlu bina çöktüğü için ölürse inşaat işçisinin oğlu idam ediliyordu. Çocuk ne yapsın? Tabii ki isyan ediyordu. Diyordu ki ben suçlu değilim ben bir çocuğum ben bir şey yapmadım babam öldürsenize. Yani Hamurabi kanunları suça şiddetle karşılık vermeye yeni bir anlam kazandırıyor. Yine de bu kanunlar masumiyet kalinesini getirdi. Bu kanunlarda Hamurabi kendine iki rol tanımladı. Bu roller size tanıdık gelebilir. Çoban ve baba. Ben barış getiren çobanım. Benim cömert gölgem tüm şehre yayıldı. Sümer ve akatları güvenli bir şekilde dizimde oturttum. Evet, yine toplumsal düzeni koruma yetkisinin tanrılardan insanlara geçtiğini görüyoruz. Bu önemli bir şey tabii ama merak etmeyin tekrar tekrar değişecek. Babil gibi bölgesel krallıklar önce şehirlerden daha güçlü olsa da ve Babil Hamurabi'nin iktidarında dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olsa da aslında o kadar da güçlü değildi. Ve daha önce olduğu gibi kısa süre içinde eskiden göçebe olan Kasitler tarafından ele geçirildi. Bölgesel krallıkların olayı şu. Bu krallıklar vergi ödemek, iş gücü sağlamak ve orduda görev almak için en fakir insanlara ihtiyaç duydular. Tabi tüm bunlar kralın sevilmemesine neden oluyordu. O yüzden göçebe işgalcileri gören insanlar, hey göçebe işgalciler gelin gelin en son gelenlerden daha iyi bir tipiniz var siz gelin diyorlardı. Asurlular gelene kadar durum buydu. Asurlulara Mezopotamya'nın vahşi kabadayıları deniyor. Bu itibara hak etmiyorlar değil. Asurlular bize dünya ve yıldız savaşları tarihindeki en güçlü ve kalıcı siyasi kurumun ilk örneğini verdiler. Nedir bu? İmparatorluk. İmparatorlukla ilgili en büyük sorun şu ki imparatorluğun tanımına göre çeşitli ve çok kökenli oluyorlar. Yani birlik olmakta zorlanıyorlar. M.Ö. önce 911'den itibaren yeni Asur İmparatorluğu Asur ve Ninova şehirlerini aşarak tüm Mezopotamya'yı ve Akdeniz'in doğu kıyılarını kapsayacak şekilde büyümeye başladı. Hatta M.Ö. önce 680'de Mısır'a kadar geldiler. Bu da dünyanın gördüğü en başlı kalıcı ve etkili ordu sayesinde başarıldı. İşte üniversitedeki kız arkadaşımı anlatan diğer sıfatlar. Ordu liyakate dayalıydı. General babalarının kim olduğuna bakılmadan seçiliyordu. Gerçekten iyi ve generallemeye uygunlar mı buna bakılıyordu. Generalleme diye bir şey var mı? Aa varmış! Aynı zamanda çok acımasızdılar. Yüzbinlerce insanı tarihlerinden ve ailelerinden ayırmak için ülkelerinden çıkarıyorlardı ve yetenekli işçileri ihtiyaç duyulan bölgelere gönderiyorlardı. Yeni Asurlular aynı zamanda isyan etmeye müsait olanları yakalayıp organlarını kesmeyi seviyorlardı. Özellikle de burunlarını. Tecavüz, yağma ve işkence de cabası. Tüm bunlar yeni Asurluların tanrısı Aşur adına yapıldı. Aşur'un ölümsüz saltanat vekili de kraldı. Aşur kral aracılığıyla dünyayı idare etti ve fetihler devam ettikçe dünya sona ermeyecekti. Fakat fetihler biterse eğer dünyada bitecekti. O zaman kan nehirleri, gözyaşları ve diş gıcırtıları olacaktı. İşte işte bilindik kıyamet alametleri. Asurlular propaganda yoluyla bu dünya görüşünü yaydılar. Mesela anıt yapılar ve eserler üretip bu eserleri halka okuyarak kralın ne kadar süper olduğundan bahsettiler. Tüm bunlar imparatorluğun bireylerde hayranlık uyandırması için yapıldı. Peki Asurlulara ne oldu? Öncelikle imparatorluğu yollarının ötesine taşıdılar. Böylece yönetim imkansız hale geldi. Fakat daha da önemlisi tüm dünya görüşünüz savaş kaybedersem kıyamet kopacak fikrine dayanıyorsa ve bir savaş kaybederseniz tüm dünya görüşü patlar. En sonunda işte bu oldu. Milattan önce 612'de Ninova şehri işgal edildi ve yeni Asurlular imparatorluğu sona erdi ama imparatorluk fikri yeni başlıyordu önümüzdeki derste de mumyalardan bahsedeceğiz. Başka şeylerden de bahsetmem lazım değil mi? Ya ama ben sadece mumyalardan bahsedeceğim. Neyse, bir de bahsedeceğimiz yer Sudan. Hayır, aslında öyle değil. Bahsedeceğimiz yer Mısır. Teşekkürler akıllı küre. Gelecek derste görüşürüz.